Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün yine çok pratik ve lezzetli bir tarifle geldim. Tek çeşit hamurdan 3 farklı kurabiye elde edeceğiz. Evet, 3 farklı kurabiye. Bakın bu gördüğünüz 3 farklı kurabiyeyi tek çeşit hamurdan elde ettik. Oldukça pratik bir tarif. Şimdi malzeme listemizi bir sıralayalım. Bakalım neler varmış malzeme listemizde. Herkesin mutfağında bulunabilecek, kolaylıkla temin edilebilecek malzemelerden oluşuyor listemiz. 2 çay bardağı pudra şekerim var. Evet, 2 çay kaşığı kabartma tozum, 1 paket vanilyam var. 6 yemek kaşığı kakaom var. 1 çay bardağı sıvı yağım var, 125 milim çay bardağı. 2 adet yumurtam var. Sarılarını içine, akını dışına kullanacağım. 4,5 su bardağına yakın da unum var. Bir de 1 paket yani 250 gram margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Normalde ben tereyağı ile yapıyorum. Ancak margarinle de olur mu diye çok sorulduğu için sizler için bu sefer margarinle yaptım. Margarinle de gayet güzel oldu. Ancak ben her zaman tereyağını tercih ederim. Şöyle oda ısısındaki margarinimi yoğurma kabıma aldım. Pudra şekerimi ekledim. 2 adet yumurta sarımı ekledim. Yumurta aklarımı dışına ayırdım. Bulamak için. Evet, şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Sıvı yağımı da ekliyorum bu aşamada. 1 çay bardağı sıvı yağım kullandım. Çay bardağı 125 milimlik çay bardağı. Homojen bir karışım elde edene kadar bu şekilde karıştıralım. Bunun için kullandığınız margarinin oda ısısında olması çok önemli ya da tereyağının. Şimdi kuru malzemelerimi eliyorum. Mutlaka eleyelim, topaklanmalar kalmasın. Hem unumuz hava alırsa daha olumlu sonuçlar elde ederiz yaptığımız ürünlerden. Ortaya çıkacak ürünler istediğimiz kıvamda olur. Bakın kurabiyeleri yoğurma şeklimiz çok önemli. Ekmek hamuru yoğurur gibi yoğurmuyoruz. Parmak uçlarımızla şöyle önce kumlayarak yoğuralım. Yumruklayarak değil, parmak uçlarımızla böyle ayıra ayıra yoğuralım. Kumlama tekniği de diyebiliriz biz bu tekniğe. Bir mayalı hamur yoğurur gibi yoğurmayalım. Evet, hamurumuzu artık toparlayalım yavaş yavaş. Şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum size. Bu kıvama geldikten sonra azıcık daha çalıştıracağım. Evet. Bu hareketi asla yapmıyoruz kurabiye hamurlarını yoğururken. Evet. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şöyle minik toplar yapacağım. Evet, şimdi hamurumu 3 eşit parçaya böldüm. 3 farklı kurabiye elde edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bir kısmına böyle 1 yemek kaşığı granül kahve ekledim. Yarım çay bardağı fındık içi ekledim bir kısmına. Bir kısmını da sade bıraktım hamurumun. Şimdi bir kısmını yani fındıklı olan hamurumu bu şekilde fındıktan azıcık büyük toplar elde edip
yuvarladım. Burada da şimdi karamel dolgulu kurabiyemi hazırlıyorum. Pardon, bu Nescafe'li olan, evet, harcında Nescafe olan kurabiyem. Şöyle güzelce yuvarlıyorum. Yumurta akına buluyorum öncelikle. Ve sonrasında da öğüttüğüm fındığa buluyorum. Yumurta akına şöyle 2 yemek kaşığı kadar su ekleyip çırpmıştım. Su ekleyelim mutlaka yumurta akımıza. Bulamak daha kolay olur. Yumurta akına su eklerseniz. Evet, fındıktan azıcık büyük, cevizden azıcık küçük toplar elde ediyorum. Bu Nescafe'li harcımız arkadaşlar. Evet. Şöyle yumurta akına batırıp sonrasında fındığa buluyorum. Dışı fındıklı, içi kahveli kurabiyelerimiz olacak bu şekilde. Hem görüntüsü zengin hem lezzeti muhteşem. İster kahve yanı, ister çay sunumlarınızda, çay saatlerinizde ikram edebilirsiniz. Her türlü sizi mahcup etmeyecek bir kurabiye. Bir de bu şekilde ortası karamel dolgulu kurabiyelerimiz var. Onlara da böyle ortasına parmak basarak şekil verdim. Yumurta akına batırıyorum ve sonrasında da kenarlarını buluyorum. Evet, iyice fındığa buladım. Hem kenarlarını hem üzerini. Şöyle önce kenarlarını bulayıp sonra da ortasını batırıyorum. Altına fındık gelmiyor. Alt kısmına. Evet. Kurabiyelerim hazır. İlk yuvarladıklarım sade fındıklı. Yani harcında fındık olan kurabiyelerim. Dışına fındık buladıklarım ise kahveli. Yani harcında kahve olan kurabiyelerim. Hamurunda, pardon. Ve ortası delik olanlar ise karamel dolgulu kurabiye olacak. Şimdi önceden ısıttığım 175-180 derece fırında pişiriyorum. Fırından çıkardıktan sonra bu ortası delik olanların hafif kabarmış olabiliyor. Şöyle bir aletle ben bastırdım. Bir de arkadaşlar üzerine süsleme yapacağım ben. Çikolata erittim. Erittiğim çikolata ganaş çikolata. Süslemelerde kullanacağınız çikolata ganaş çikolata olursa bakın bu şekilde daha dayanıklı olur. Küvertür de kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Ancak onlar çok dayanıklı olmuyor ısıya. Normal ortamda oda ısısında bile çok çabuk eriyebilir. Elinize yapışabilirler. O yüzden ne yapıyoruz? Ganaş çikolata kullanıyoruz süslemelerde. Ve önceden hazırladığım, hatta bir video öncesinde izleyebilirsiniz karamel yapımını. Karamelim vardı. Kurabiyelerimin ortasına bu şekilde karamel dolduruyorum. Karamel sos dolduruyorum. Ve erittiğim ganaş çikolatamı üzerlerine gezdiriyorum. Sıcak su dolu bardak içerisinde beklettim. Çikolata doldurduğum torbamı bir süre bekledikten sonra erimişti zaten. Benmari usulü de eritebilirsiniz çikolatanızı. Bakın üzerlerine gezdirdim. Çok şık bir görüntüsü oldu kurabiyelerimin. Evet, iyice soğuduktan sonra alalım kurabiyelerimizi ızgara üzerinden. Evet, gerçekten nefis oldular. Hem görsel olarak hem lezzeti harika bu kurabiyelerin. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Olumlu dönüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Tabii olumsuz dönüş de yapabilirsiniz yani. Beğenmediğinizi dile getirebilirsiniz. Ama mutlaka sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına sorun. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum yorumlarınıza. Bu da hamuru Nescafe'li yani kahveli dışı fındıklı kurabiyelerimiz. Bunlar da gerçekten nefis oldular. Bir de bakın bunlar sade hamurunda sade fındık olan kurabiyelerimiz. Onları da böyle pudra şekerine buluyorsunuz. Bulamaya da bilirsiniz ama buladığınız zaman çok zengin bir görüntüsü oluyor.
Eğer pudra şekerinizi evinizde kendiniz çekiyorsanız mutlaka içerisine bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekleyip o şekilde bulayın kurabiyelerinizi. Sade şekere bularsanız eriyecektir. Evet, 3 çeşit kurabiye elde edeceğimizi söylemiştik. Birbirinden nefis 3 farklı 3 ayrı lezzette kurabiye elde etmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kurabiye yapımı ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa da yorum kısmına sorabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim size. Karamel dolgulu olanın görseli gerçekten muhteşem oldu. Evet, bu da kahveli kurabiyemiz. Ne yaptık? Pudra şekerini buladık. Evet, kurabiyenin yapısını, dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın, ezince kum kum oldu. Kıyırlığını göstermek istiyorum sizlere. Nefis oldu gerçekten. Bu yapıdaki böyle kıyır kıyır kurabiyeleri sevenlerin gerçekten vazgeçemeyeceği bir tarif iddia ediyorum. Mutlaka deneyin. Videomu başından sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.